Ali Öztürk'ün sunumuyla ekranlarınıza gelen kadraj programı Kuzey İlçelerinin Sesi olmaya devam ediyor. Merhabalar efendim, yeni bir kadrajda karşınızdayız. 15 günü geride bıraktık. Kuzey ilçeleri konuşmayı sürdüreceğiz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Göksun Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Coşkun Aydın. Programın bu haftaki konuğu Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın oldu. Başkan Aydın her geçen yıl değişen ve gelişen Göksun ilçesine dair gerçekleşen yatırımları bu programda konuştu. 5 yıllık bir planlamayla yola çıkmıştık. 5 yıllık projelerimiz içerisinde var olan projelerin tamamına yakını devam ediyor şu anda. Bitirdiklerimiz var, devam edenler var. Bunlardan bir tanesi henüz daha başlamadı. İnşallah onu da 2018 yılı içerisinde başlatmayı düşünüyoruz. Başkan Aydın göreve geldiklerinde birinci öncelik olarak ilçenin çöp sorununu ele aldıklarını ve bunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturduklarını belirtti. Birinci öncelikli olarak bizim çok ciddi bir katı sorunumuz vardı. Evet. Çöp sorunumuz vardı. Öyle bir yerde çöp toplama, katı atık toplama alanımız oluşmuştu ki kömür çayı dediğimiz o güzelim çayın hemen kıyısında 30 bin metrekarelik alana yayılmış ve çöp dağcıkları oluşmuştu. Biz Göksun'daki bu katı atık sorununu yani 30 yıllık sorunu önce ortadan kaldırmayı planladık. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla bir koordinasyon içerisinde, işbirliği içerisinde önce orada toplanmış olan çöplerin 5000 tonunu Kahramanmaraş bertaraf tesislerine taşıdık. Geriye kalan kısmını rehabilit ettik, kapattık, metan gazı bacalarını koyduk ve sonuç itibariyle bugün 470 adet çam dikmek suretiyle yeşil alana çevirdik. Dolayısıyla 3 yıldan bu yana çöplerimiz her gün toplanıyor ve akşam Kahramanmaraş bertaraf tesisine intikal ediyor. Göksun Belediye Başkanı Aydın, ikinci öncelik olarak ilçenin su ihtiyacının nasıl giderildiğine dair bilgi paylaştı. İkinci önceliğimiz, Göksun'un içme suyunu temin ettiği Mehmet Bey gözü vardı. Evet. Mehmet Bey kaynağı, bunları duymuşsunuzdur. Bundan çok ciddi rahatsızlıklar vardı. Bu rahatsızlıkları da bir an önce ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Hem kaynakta hem de akarsuyun devamı noktasında. Yine Büyükşehir'le birlikte bir koordinasyon içerisinde. Ben yine buradan KASKİ'ye de teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir hassasiyet gösterdiler. Biz birlikte 2015 yılında bu insanların içme suyuna atık karıştığını iddia ettiği ve farklı olumsuzlukların sürekli gündeme geldiği Kaptacı 1,5 trilyonluk eski maliyetle yeni 1 milyon 500 bin tutarındaki bir projeyi gerçekleştirmek suretiyle 100 yıla hitap edecek bir kaptaş sistemi kuruldu. İçme suyumuz 600'lük isale hattı borusuyla Göksun'umuza taşınır oldu. Başkan Aydın'ın gündeminde çok eski olan belediye hizmet binasının yenilenmesine yönelik yapılacak olan çalışmalar da vardı. Yani öncelikle içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz bina 1970'li yıllarda yapılmış bir otel binası. Malum sizler de gelip görüyorsunuz. Biz hizmet binamızı aslında en sona koyduk. En son projelerimizden birisi oldu. Neden derseniz şöyle, şehrimize ekonomik katkıda bulunacak, şehrin gelişimine, değişimine, dönüşümüne katkı sağlayacak diğer projeleri öne aldık. Fiziki yatırımlarımız arasında saydığımız bu yatırımlardan bir tanesi belediye hizmet binamız ki yaklaşık 15-20 gün önce bunun ihalesini yaptık. Hayırlı Allah olsun. Nasip ederse ben buradan hemşerilerime hayırlı olsun demek istiyorum. Tüm Göksun'un hemşerilerime ve kullanıcılarına ve ülkemize, ilçemize hayırlı olsun diyorum. İhalesini yaptık. Allah nasip ederse yarın firmayla da görüşeceğiz. Süreç devam ediyor. Göksun'a yakışır. Şu an ekranda bir, projesi evet. Yanılmıyor. Belediyenin projesi mi Sayın Başkanım? Belediye evet, binası belediye projesi binamızın mi? Arka cephesinin görüntüsü. Biz hakikaten burası ön cephe. Vatandaşımız orta girişten inşallah hizmet almaya devam edecek ki bizdeki tüm hizmetlerin birinci derecede muhatabı vatandaş. Evet. Vatandaş odaklı ki en güzel yerden vatandaşımız girip çıkıp hizmet almaya layık. Biz vatandaşımıza hizmetin en güzelini sunmakla da görevliyiz. Bunu Göksun'a da yakışır bir proje. Tabii şimdiden hayırlı olsun inşallah. Bu projemiz ne kadar sürede tamamlanacak? Onu arz edeceğim. Bu projemiz bizim 3 yıla yayılmış bir proje. %10 bu yıl içerisinde, %40 2017 yılı içerisinde, 18 yılı içerisinde, %50 de 2019 yılı içerisinde. Belediye kaynakları yapalım. Şu anda öyle düşünüyoruz.